Günaydın, iyi haftalar. Amerika ile değil de doğal olarak tabii Avrupa'daki seçimlerle başlayalım. Dün akşam zaten genel olarak işledim konuyu. Zaten başka kanallardan da görmüşsünüzdür. Resmi olarak da Macron'un önde bitirdiği bir yarış oldu. Ve büyük ölçüde geçtiğimiz haftalarda ağırlıklı olarak Le Pen önde olsa da son günlerde Macron'un öne geçtiği zaten anketlerde gözüküyordu. Dolayısıyla büyük ölçüde beklentilere uygun bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Burada tabii birkaç nokta var ama önce bir Euro'nun hareketiyle başlayalım. Kuvvetli bir açılış olduğunu zaten ilk kotasyonlardan itibaren de paylaşmıştım. 1.0930'lara kadar çıktıktan sonra şu anda biraz gerilemiş durumda. 1.0855 civarında seyrediyoruz. Bu seviyelerde şöyle 200 günlük ortalamayı da koyarsak hem 200 günlük ortalamanın üzerinde kapatmaya çalışacak hem de 1.0830'lar civarında var olan direnci aşmaya çalışıyor. Dolayısıyla 1.0840'ların üzerinde bir kapanış ki Avrupa seansında tekrar bir yukarı gitmeyi deneyecektir. Euro açısından pozitif diye düşünebiliriz. Bu arada şu bölgeden çizeceğimiz bir çizgide eğer 1.0840'ların aşılması söz konusu olursa 1.0990'lar 80'lere doğru hareketin devam edeceğini gösteriyor. Tabii doğal olarak geçtiğimiz haftalarda özellikle bir aylık risk reversal'larda çok yoğun bir satış olduğunu yani put opsiyonu alındığını paylaşmıştım. Burada da çok sert bir şekilde yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Pardon. Üç aylık ve iki aylıklara da baktığımızda benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Görüyorsunuz piyasa ağırlıklı olarak bu sonuçta rahatladı. Neden rahatladı? Çünkü aynı anket şirketleri yani seçime Macron'un az farkla önde girdiğini ilan eden anket şirketleri dün itibariyle aşağı yukarı 20 puan farkla 62'ye 38 gibi rakamlar dolaşıyor. İkinci turda Macron'un alacağını iddia ediyorlar. Dolayısıyla aslında bugün gördüğümüz yükseliş hareketi sadece Le Pen'in ikinci sırada olmasını satın alan bir hareket değil. Le Pen'in kaybetmesini satın alan bir hareket. Ama yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hem önümüzde 7 Mayıs'a kadar terör saldırıları başta olmak üzere görüntüyü değiştirebilecek gelişmeler var. Hem de katılım oranı çok önemli olacak. Her ne kadar bazı adayların ki bunun içinde Filon ve sosyalistler de var. Doğrudan Macron'a destek açıklaması yaptığını görsek de örneğin Mélenchon biraz daha komünist tarafta daha solda kalan aday hiçbir adaya ikinci parti turda işaret etmedi. Dolayısıyla Macron'un da tabanı zannedildiği kadar veya Le Pen tabanıyla karşılaştırıldığında kendisine o kadar sadık değil. Şimdi birazdan CFTC verilerine de bakacağım ama zaten sabah çok kısaca paylaştım. Tabi bu arada dün söylemiştim merkezde ciddi bir daralma var. İlk kez 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana merkez partileri girebilmiş değil ikinci tura. Dünkü yorumlardan bir tanesi işte 5. Cumhuriyet yıkıldı, 6.sı kurulmadı şu anda ama merkez partilerin geri düşmesi bu kadar önemli yorumu vardı siyasi yorumculardan. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme aslında. Ama bu hafta tabii pariteyi etkileyebilecek başka gelişmeler de var. Başkan Trump'ın vergi reformuyla ilgili açıklaması gelecek Çarşamba günü. Dikkat edin, Trump'ın açıklaması bu. Yani hemen meclise gitti, tartışılıyor falan gibi değil. Dolayısıyla ne kadar realist veya Ryan'ın paketiyle ne kadar uyumlu onu görme şansımız olacak daha ziyade ki Border Adjustment Tax'i dahil etmek istemiyorlar gibi gözüküyor. Obamacare yine gündeme gelebilir. Kongre tatilden dönüyor. Borç tavanı konusu var. Bir iki gün içinde FOMC öncesi blackout period başlayacak. Ben çok fazla önemsemiyorum ama Trump'ın 100 günlük tartışmaları şeklinde yorumlar okuyacaksınız vesaire. Bunların hepsi dolayısıyla önümüzdeki günlerde pariteyi etkileyebilecek gelişmeler. Ekonomik veri açısından da birinci çeyrek büyümesi var. Dolayısıyla seçim bugün etkili olur ama Çarşambadan itibaren en geç konu tamamen
başka bir noktaya gelmiş olacak. Euro tarafında çok büyük şortlar var mı? Hayır. Çok büyük miktarda short olduğunu görmüyoruz. Ortalamaya yakın seviyelerdeyiz. Bu artıya geçecektir ama pound da olduğu gibi bir short squeeze söz konusu olmayacak diye düşünüyorum. Bono piyasasında elbette önemli bir rahatlama olacaktır. Amerikan 10 yıllıklarda da 2.30'lara doğru bir zıplama olduğunu görüyoruz. Ve nihayet KKR'nin endeksi de tabii yukarıya açacak. Cuma kapanışı itibariyle S&P hala 50 günlük ortalamasının etrafında bir mücadele içindeydi. Nasdaq tarafına da baktığımızda üzerinde kalmayı başarıyordu ama şu an itibariyle vadelilere baktığımızda biraz daha pozitif bir resim oluştuğunu görüyoruz. Neredeyse %1'lere yakın bir artı var. Açıkçası bu seviyeler hala benim açımdan yukarı trendin başladığını gösterecek seviyeler değil. Evet, kısa vadede olumlu bir hareket olarak görüyoruz ama kapanışı görmeyi de tercih ederim. Özellikle spot tarafta 50 günlük ortalamanın üzerinde olup olmayacağımız kritik olacak. Russell tarafına baktığımızda orada da hala Nasdaq'a destekleyen bir hareket görmüyoruz. Dolayısıyla 2280 kapısının açık olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerden itibaren, bugün de dahil, açılış itibariyle durum yeniden bilançolara dönecektir. Dolayısıyla S&P tarafında biraz daha kendimi seçimden ayrıştırma taraftarıyım. Yani bu gördüğümüz şu anki yükseliş Amerika'da bir bilanço veya veriyle veya Trump'ın çarşamba günü açıklamalarıyla desteklenmezse hemen gün içinde zaten kendisini söndürebilecek olan bir gelişme. Ama buradan yeni bir zirve yapmayı başarırsak Nasdaq ve diğer bir büyük endeks, o zaman görüntünün daha pozitife döndüğünü söyleyebiliriz. Alıp almama konusunu tartışırız. Pound tarafından gelelim. Pound için çok pozitif bir haber olmayacağını söylemiştim. Sadece seçimden bahsediyorum. Yani Macron aslında hard Brexit, yani ibreti alem için bir ders vermek lazım İngilizlere ki başka kimse çıkamasın görüşünün savunucularından birisi ana fikir olarak. Dolayısıyla Pound'un şu yaptığı zıplama çok anlamlı bir zıplama değildi. Şu anda da geri çekilmiş durumda. Geri çekilme de çok büyük veya yukarı hareketin düzeltmenin diyelim bitirilmesini gerektirecek bir geri çekilme değil aslında isterseniz. Buradaki pound'u destekleyecek olan gelişme hala çok ciddi anlamda short pozisyon olması. Ben aşağı yukarı 15.000 kontrat kapanış hesaplamıştım. Bu biraz daha kısa bakıyor tabii, vadesi 18 Nisan, ama baktığınız zaman hala aşırı diyebileceğimiz bir short pozisyon söz konusu. Dolayısıyla buradaki short squeeze biraz daha pound'u yukarı seviyelere doğru çekebilir. Ama kısa vadede bu varken orta vadede Macron'un seçilmesi pound negatif bir gelişme olarak değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bu taraftaki yukarı hareketinde belki biraz daha sınırlı veya daha kısa vadeli bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Japon yeni aslında tedirginliğin satın alındığı paritelerden bir tanesiydi. Şu an için hareketi pozitif değerlendirmek lazım ama görüyorsunuz 110.10'un da üzerinde burada da bir tutunma olmadı. Yani Euro'na benzer bir hareket görüyoruz. Uzun bir çubuk var ama mum grafik açısından düşünürseniz çubuğun ne kadarı siyah olacak onu kapanışta görebileceğiz ama 110.10'ların altında bir kapanış, şurada gördüğümüz aşağı hareketin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Ancak 110.10'ların üzerinde net bir kapanış gördüğümüz zaman bir toparlanmadan, dolar pozitif bir toparlanmadan bahsediyor olacağız. Buradaki pozisyonlara da hemen bir göz atalım. Görüyorsunuz burada da bir aşırı yen long veya short söz konusu değil. Dolayısıyla çok önemli bir gösterge olarak okumuyorum bunu. Altın tarafına gelelim. Tabii altındaki geri çekilme, evet, Fransa kaynaklı ama bence piyasadaki alımların göreci olarak az bir kısmı
Fransız seçimlerine yönelik tedirginliği, alımları gösteriyordu. Dolayısıyla bu hareket bu kadardır diye düşünüyorum. Yani Fransa kaynaklı hareket bu kadar olur diye bakıyorum. Burada teknik olarak bir geri çekilmeden aslında bahsediyoruz. Yani trend çizgisinin ilk test edildiği anlarda genelde bir satışla ilk hareketin olacağını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Şu anda o ilk hareketin satışını görüyoruz. Bu çok büyük bir satış mı? Hayır. Beni tatmin eden buradaki düzeltme tamamlandı. 1305 ihtimali ortadan kalktı diyecek kadar kuvvetli bir satış değil. Dolayısıyla yukarı potansiyelini hala koruyor gibi gözüküyor. Buradaki pozisyonlanmaya bakalım. Burada biraz daha toparlanmaya başlayan bir long seviye görüyoruz ama hala eski zirvelerle karşılaştırıldığında düşük seviyelerde. Buradaki problem biliyorsunuz aslında gümüştü. Gümüş tarafındaki CFTC verisine baktığımızda daha farklı bir resim var altından. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi burada halen aşırı long bir gümüş pozisyonundan bahsetmek mümkün ki önceki seviyenin bile yılları bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz sene gördüğümüz seviyenin bile üzerinde bir gümüş pozisyonu var. Bu da tabii güzel bir trade fırsatı yarattı. Daha önceki CFTC'lerde de konuştuğumuz gibi aşırı longlar nedeniyle yukarı gitmekte zorlanan bir gümüş görüyoruz. Gün içinde 17.64'lere kadar geriledi. Şu anda 200 günlük ortalamanın hemen altındayız. 50 günlük ortalamanın da altındayız. Yani altına oranla biraz daha farklı bir resimle karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Gümüşün önden koşmaması altın tarafındaki alımların daha jeopolitik olduğunu gösteriyor. Spekülasyondan ziyade. Dolayısıyla altında net bir kırılma için ben gümüşün de yeni bir zirveye doğru en azından şurada gördüğümüz ikili tepeyi aştığını görmek isterim teyit açısından. Hemen altın hisselerine de bakalım. Oradaki spekülatif iştah da altında gördüğümüzün daha altında kalıyor. Dolayısıyla altın yukarı hareketi henüz bittiğine dair kendi fiyat grafiğinden veya CFTC verilerinden veya indikatörlerden net bir işaret almamış olsam da diğer iki göstergeye baktığımızda biraz daha farklı bir resim var. Spekülatif ve o animal spirits dediğimiz insanların coşkuyla alma durumu henüz söz konusu değil gibi gözüküyor burada. Petrol tarafında isterseniz kuyu sayılarıyla bir başlayalım. Çünkü cuma günü yeniden sorun yaratan bir hareket gördük. Şurada görüyorsunuz artan bir kuyu sayısı var. Horizontal tarafta da hızlı bir artış söz konusu. Dolayısıyla piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Her ne kadar OPEC'ten gelen açıklamalar kısıntının devam edeceği yönünde olsa da. Nasıl bir resim içindeyiz. Ana resme baktığımızda aslında yükselen dipler görmemiz açısından durumun hala ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerden şurada görüyorsunuz bir destek arayışı olacaktır ama bence yukarıya doğru tepkinin verileceği bir seviyedeyiz. Dolayısıyla tekrar 50'nin üzerine doğru atacak bir petrolle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Tabi şurada gördüğümüz dibi yani 48-47.5 dibini kırarsa negatif olacaktır. Ama şu an için ben hala petrolün ikinci yarıda 55-60 WTI'den bahsediyorum aralığına oturacağını tahmin ediyorum. Buradaki CFTC verilerine baktığımızda biraz aslında hala longların umutlu olduğunu gösteriyor. Çok hoşuma giden bir durum değil bu ama yine de OPEC toplantısının yaklaşmasına bunu bağlıyorum. Yani insanlar çok pozisyondan çıkmak istemiyor. Eğer yeni bir rally olacaksa da aşağı yukarı şu anki pozisyonları %25 arttıracak kadar potansiyel var. Dolayısıyla bu seviyelerden tekrar 50'lerin üzeri bence denenebilir. 10 yıllıklara da bakarak bitirmek istiyorum. Şurada hareketi görüyorsunuz. 2.0
pardon, 2.20'ler civarı biraz altına kaydı. Ama 2.20'ler civarı gelen ilk tepkiyi görüyoruz. Bundan sonra 2.35-2.30 aralığı önemli bir direnç olacaktır. Yani 10 yıllıklarda yeniden yukarı hareketin başladığını söylemek için getirilerde 2.35'lerin aşılması gerekiyor. Tabii enflasyon beklentilerinde aslında çok ciddi gerileme oldu. 10 yıllıklarda buna da paralel olarak okumak lazım. Yani 2.07 zirvesinden 1.85'lere önemli bir gerileme oldu. Dolayısıyla enflasyon beklentilerini toparlayacak bazı gelişmeler lazım ki 10 yıllıklarda da yeniden 2.60'lara ve üzerine atacak bir dinamizmden, momentumdan bahsedelim. Buradaki biliyorsunuz aşırı short pozisyonlar vardı. İşte Trump'la beraber son vagona binenler olarak adlandırıyorum ben. Buradaki pozisyonlanma büyük ölçüde şurada görüyorsunuz rahatlamış durumda. Artık ortalamaya döndü. Dolayısıyla CFTC'nin veya son gelenlerin piyasa acemisi diyelim veya momentum chaser'ların kenara çekildiğini görüyoruz. Bu 10 yıllıklar açısından olumlu bir gelişme. Buradan tekrar shortlanır mı? Ben S&P tarafında 2280 beklentimi bitirdiğim zaman ancak 10 yıllıklarda da short tarafa girmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç gün daha endeksleri takip etmekte fayda var. Muhtemelen çarşamba günü piyasa Trump'ın açıklamalarını Ryan'ın paketiyle karşılaştıracak. Ne kadar realist olduğuna ve geçici olup olmadığına bakacak. Çünkü BAT yoksa eğer kalıcı bir vergi indirimi zor ve o gün daha net bir endeks fiyatlaması görüyor olacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum.